2000 yılında bu aşağı yukarıya ben geldim. Aşağı yukarı hepimiz mavi, yani hepimiz bir köylüydü, yani buraya bakıyor. 2000 yılıydı yayınlar. Abdest alma yerimiz bile yoktur daha. İlk abdest almadan başladık yayınlar muhtemelinde. Üstünde de Kur'an Muslu yaptık. Buraya Kur'an Muslu, bayağı önce geldik. Aşağıda 8-10 tane hanımlar da hatip ettiler. Allah kabul etsin. Çocukları onun bu Kur'an'ın şefaatiyle beraber inşallah altına bir kafat görecekler. Çünkü Kur'an bizlere şefaat edecekti değerli müminler. Kutum Hazreti Şerif'te buyurur ki Eskiyamın ve Kur'an yefkan ihlak yevmel kıyamet. Kıyamet gününde kişi ikişer şefaat edecek diyor. Birincisi okumuş olduk, dinlemiş olduk Kur'an. İkincisi de tutmuş olduk Ramazan olur. Bundan sonra burada tabii ki caminin durumu tekrar ediyor. Güzel bir damlıydı. Akın. Solucan yağıyor üzerimizde. Allah dedim, cumaları yağmur gelmese, cennetlerde Allah'a yağmur yağmasa dedim, çok belli ediyoruz. Bu tabi cami güzel de, güzel bir cami değil de cami yaptık, sadece fırsatım. Haliyle beraber, yani mümkünle, haliyle beraber biz bunu yıkadık. Efendim, bir sürü tantanası oldu bunun. Yıllardır bunu davulduğumuzu buldu yani. Ben eşitiz. Şöyle bir camilerde, cumalarda, cenazelerde. Bir de zaten bir derken, sonuçta bütün muhtemelinde tabii ki yarışmalar yapıldı. Kaymakam geldi. Hiç tahmin etmedi. Yıkıldı yani. Bunun hiçbir şeysi yok. Sonuçta yıkıldı. Tabii biz şöyle, mühendisler şöyle bir plan yaptı. Böyle bir plan yaptı demez yani. Bir plan yaptı dedi. Bir hayli de uzun sürdü plan meselesi. Adam bize bir plan yapıyordu. Biz plan üzerine camiye başladık. Tabii ki gelişimde cami yapma şekli yok şimdi. Çünkü Diyanet'in emirleri doğrultusundan neden uyacaksın yani. Şimdi o işte, caminin asıl özelliği kıbla tarafının uzun olması lazım. Bu genişliği kıbla tarafına doğru olması lazım uzunluğu caminin. Fakat adamlar etik olarak dediler ki çok aşağı gidersek kucağım olmaz. Hayal dediler. Bu caminin biz aynı yerine göre etik yaptılar adamlar. Ya biz yolu da hani kıbla yapmadık böyle yolda işgal etmedik yani. Aynen yerinden belki daha da aşağı çekmek şartıyla. Tabii arkadaşlar bazı eleştiriler oldu. Bizim ustalarımızı bile eleştirdiler yani. Ustalar cami yapılır yapılmaz ayrı bir konu. Arkadaşlar cami bu hale geldi. Allah razı olsun herkese. Katkıda bulunanlar. Çevre köylerde çok katkıda bulundular bizlere. Allah birinizi bilesin. Bunu yaptı arkadaşlar. Şimdi cami şöyle oldu. Böyle oldu. Bazı eleştiriler de geliyor. Ben dedim hocam ben izahım diyeceğim. Ama arkadaşlar köyün camisi, köyün cemaati kötüler o zaman. İsterseniz insan normal gidiyor. Herkes aklını başına alsın. Akıl adamsız. Her yüzünden akıllısın. Şimdi biz çevre köyler bizim camiyi verecek. Biz benzine de yapmadık. Yani Allah rızası için. Bir adım atıyorsa, bir saçma uyduysa, efendim bir kalma atıldıysa Allah rızası için atık biz buraya. Verilen paralarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye uğraştık yani. Biz burada bu camide bir torba çabanda zayıf ödüm ben de. Biz torba. Bunun yanında arkadaşlar yok şöyle de tadını koyuyorlar. Hani yapılmıyor da biz böyle bir cami yapacağız, böyle bir cami yapacağız demedik. Arkadaşlar bir derneğe ben hiç bir adam bulamadım. Üye bulamadım derneğe, üye. Allah razı olsun. Yanımız arkadaşımız göreve şeye girdi. Teşkilatımıza girdi. Şeye, derneğe girdi. İşi götürüyor arkadaşlar. Cetine varmadım. Ben burada diye söylemiyorum. Ben yalan adı söylesin. Allah razı olsun. Bunu yapacağız. Bunu yapamaz. Şu kapak çevreyi tabi, etrafı tabi. Bir şey bilmiyor. Bir şey bilen adam bu işi götürüyor. Yapıyla. Biz bunları beceremezdik açıkça. Şimdi maddi gücümüz olur belki ama öyle bunun gibi çevre gücümüz olmaz. Adam her yönüyle beraber uğraşıyor. Biraz uğraşmakta arkadaşlar. Tabii ki yapılacak işler, burada yapılan işlerimiz de yapılacak işlerimiz de var arkadaşlar. Uzatmayalım fazla meseleyi. Yine bugün para toplayacağız. Yalnız para toplarken arkadaşlar sadakaçı verir gibi verin demin bunlar. Bakın camimize sahip çıkalım arkadaşlar. Caminin varisleri kimlerdir? Arkadaşlar muhterem cevap. Sizlersiniz, bizleriz. Hep beraber bu çatıyı vereceğiz arkadaşlar. Bu çatıyı muhafaza edeceğiz. Bu çatının muhafazası, kontrolü bizim elimizde olacak. Cenab-ı Allah'ın emrine, Cenab-ı Allah'ın camisine hizmet ediyoruz. Bundan daha güzel bir hizmet olur mu arkadaşlar? Kendi evimizde, kendi şeyimizde lüks dairelerde oturmak isteriz. Ama asas lüks daireleri aşağıda yapalım değerli müminler. Aşağıda olsun lüks daireleri. Çünkü
olmasın, insanlar yok para toplayın, şey diye. Şimdi arkadaşlar, çaba çağımızında para toplayın. Çaba çağımızında para toplayın. Arkadaşlar, biz muhtarın, tiyatrın, efendim, dernek başkanının, bizi hiç uğradık arkadaşlar. Camimiz güzel olsun diye. Yani her camimizin, yedinci camisi bizim arkadaşlar, çaba camisi bizim, Bulgur camisi bizim, Allah'ın evi, Allah'ın evi hizmet edeceğiz. Allah'ın biz kullarıyız, bunun hizmetçisiyiz arkadaşlar. Biz arkadaşlar, yabancı köyler para verecek. Benim köyüm arkadaşlar, buradan mırıklanacak. Yanlış bir şey arkadaşlar. Hiçbirimizi darılmayalım, umuyalım. Yalnız yapılan hatayı da söylemek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Men râmin mümkene felikvayı mı biyedihî, feylem yasadî ve bilisâni, feylem yasadî ve bilgâzihî, ve zâbide abdülimân." Kim gidiyor bir kötü bir iş görürse, eşitirse, görürse, onu eliyle beraber düzelsin. Eliyle gücü yetmezse diliyle düzelsin. Diliyle gücü yetmezse kalbiyle düzelsin diyor. Kalbiyle buz etsin bu güçlüğe diyor. Niçin buz edeceğiz? Allah rızası buz edeceğiz. Derdikler, bu para istemesin çok zor. Para isterken adamın dili dönmüyor ağzından. Belki birilerine kolay gelir ama bana zor geliyor. Ya benim dilim dönmüyor ya da zor geliyor. O yüzden arkadaşlar, bak birbirimize Allah rızası için yani yardım olacak yerde burada tebrikat çıkarmanın anlamı yok. Burada hasret fesat çıkarma anlamına gidiyor. Ama müminin nazarında kim, melez, fesat hali devam ediyor. Şimdi orada arkadaşlar toplama paraları ile toplanıyor mu? Camiye toplanıyor. Niye biz mesela burada bu köy yolluyla, burada fesada, tebrikayla, tebrikaya tebrikiyoruz arkadaşlar? Ha, görürsün ben nasıl hali olur. Nasıl meselesidir, görür meselesidir. Her adam burada hayal da nasıl olmaz. Ama önemli olan, burada tebrikaya çıkarmamak, fesatlık, ortaya yere gelmemek derdi. Ayıptır, ne yapayım? Bu arkadaşlar uğraşıysa, bu caminin ustası, efendim, yönetimi uğraşıysa, cami için uğraşıyor. Burada bir dünya menfaati var mı arkadaşlar? Dünya menfaati olmadığına göre, eğer burada bir art niyet varsa arkadaşlar, veya da dernek başkanı, veya imama, veya muhtara, veya dernek arkadaşlara, toplayanlara bir şey varsa, direkt ben bununla beraber kontrol yapıyorum, tabii şey yapsın yani. Ama umumda tebrika çıkartma anlamı yok arkadaşlar. Hasreten sizlerden benim ricam arkadaşlar, bizim beraberlikte fayda var. Ayrılıkta azap vardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin nasıldır? Mümini tarif ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El mümini, il mümini, kemfiyyani yaşıttı ve adı hüvadan. Ve şebbe gebez esasiyeyi buyuruyor. Mümin müminin bir yapıda tuğlalar gibidir. Nasıl ki tuğlalar birbirinin üstüne haçla beraber efendim yığınlıkla bir bina teşkilisiyse mümin de öyle birbirlerine tuğla gibi sarılması gerekir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kendi kendimiz arkadaşlar birbirimize bir tuğla parçaları gibi birleşelim, bir bina teşkil edelim. Bina, birlik beraberlik de edelim arkadaşlar. Birlikten beraberliğini Cenab-ı Allah bozmasın derdim. Evet. Ya iki kelime var. Şimdi arkadaşlar uzun sözünün sözü bizim de bademiz doluyor. Bayramdan sonra 14-15 gün izinim var zaten. Ayın 14'ünde resmi görevim benim sona eriyor. Hepinizden de hakkımız, hukukumuz var demeyeceğimizde. Benim size karşı hakkım, hukukum varsa ben helal ediyorum arkadaşlar. Sizlere de helal etmesini arzu ediyorum. Yalnız evet. İstanbul'dan Allah'tan beni şikayet etti. Bilmem üzerinden ona hakkımı helal ediyorum. O kendisini biliyor arkadaşlar kimse. Burada vardır yoktur ayrı bir konu. Ona hakkımı helal ediyorum bir işin arzuyla. Arkadaşlar cenazelerde, mevkilerde, kurallarda hep Allah rızası için hareket ettim. Hiçbir mafyede bağlamadım. Yine de bağlamayacağım. Yine aramızdayım. İmam gelene kadar yine cumamızda, camımızda, cenazemizde, büyüğümüzde, deyemizde, cennetimizde hep beraberiz. Yine imam gelse de yine beraberiz. Ama görev düştüğünde bir görevlisi demek ki olmuyor. Yine aynen sizinle beraberim arkadaşlar. Ama tabii imam gelir, tabii ki görev imamındır. Biz saygı da duyarız. Ama benim faal görevim, efendim, sorumluluk görevim ayın 14'ünde resmen gidiyor. Bayramdan sonra izin alacağım. Ondan sonra arkadaşlar yine beraberiz. Yine bu muhabbetimiz, bu efendim, sevgili, saygılı birbirimize karşı itaatımız yine aynen devam etsin. Cenab-ı Allah'tan bunu diliyorum. Benden yani helal olsun. Sizlerin de bana karşı hakkınız, hukukunuz varsa helallarınızı istiyorum. Arkadaşlar, tabii ki zor bir meseledir yarın ufak mesele söyleyeyim ama tabii ki gönüldür arkadaşlar. 40 meselelik bir görevim var. Aslında böyle yarım asıl sayılır. Allah sizin çoluğunuzda, çocuğunuzda da nasip etsin. Tek üzüldüğüm noktadan bilir misiniz arkadaşlar? Şu küçük yerlerden bir imam bu camiye bak gelemedi arkadaşlar. Gelmediler.
Yani ben bu kadar çaba sarf ettim. Maalesef bir kimseye buraya yetemedik. Yarın Erzurum'dan bir adam gelir, Kars'tan bir adam gelir. Bunu örf adeti belki bizi yine uymaz, belki bizi yine buna uymaz. Ama çekilecek kader de değerli. Bak bu kader, bu ne bağlı, bu kader. Çünkü niye? Çünkü şu küçük yerde bir adam çekip de köyümüzün en kötüsü okurdu. Bana karşı en şeyi okurdu ama bu kadar okurdu. Maalesef olamadı arkadaşlar. Üzüldüğüm taraf budur. Ben söyledim, gel dedim maalesef. Ne gelen oldu ne de okuyan oldu. Ama bunun yanında şunu da söyleyeyim. Eğer imam gelmezse eğer arkadaşlar yine çocuklarınızı okup bir yere yine meydan göstereceğim. Efendim burada olur, aşağı camide olur. Biz tabii duruma göre ilanımızı veririz. Yine çocuklarınıza boşluk bırakmayacağım. Allah rızasını okutacağım. Evet. Ben bunu Allah razı olsun. Ama maalesef yetiştiremedik yani. Üzülerek ifade edeyim. Hatta Kadir Gecesi'ne açarız dedik ama tabii ki Kaymakam Bey de bize yardımcı oluyor. Oldular da. İkincisi, yani şimdi para topluyoruz. Evet. Az ve çok verelim ama ben şöyle bir şey bunu hocamla da, başkanımla da paylaştım. Ya şöyle kampanya şeklinde açık artırıp artırma gibilerden bir gelin. Arkadaşlar burada biner, ikiler, üçer, beşer bin lira verelim bak. Burada gurbetçi arkadaşlarımız da var. Ama ben üzülerek ifade ediyorum. Ama gurbetçi arkadaşlarımızdan maalesef beklenen yardım gelmedi bak. Açık ve net ifade ediyorum. Ben 5000 liraya şu anda kampanyaya katılmak istiyorum. Gönüllü kardeşlerim varsa 1000 verin, 300 verin, 500 verin, 1000 verin, 10.000 verin. Şu anda 200 bin liraya yakın borcumuz var, caminin borcu. 200 bin lira yaklaşık eksiklerimiz var. 400 bin lira falan. 400 bin lira büyük bir para değil. Adam hız gidiyor. Sahide abi 600 bin, 700 bin işte 1 milyona. Allah çok versin. Bizi gönlüne göre versin. Ama maalesef göbettiğiniz arkadaşlar. Fazla yazmını vereyim. Bir ikincisi arkadaşlar. Şu çöp konusuna hala bir şey getiremiyoruz. Çöpler geriye tepeye obuzlara atılıyor. Lütfen atmayalım. Yani bir sigara ızmarsını daha yere atmak bile kardeşim. Bu dinimizde de hocam var mı böyle bir şey? Hristiyanınız diye sigara ızmarsını daha yere atmak. Ama biz köpür çuvallı obuzlarımız maalesef şu anda çökmüyor. Ama biz burada kuralarımız suları içiyoruz. Yani hayvanlarımız içiyor. Üçüncüsü arkadaşlar yol hususunda ben çok hassasım ama benim kadar çok benim hassasım. Şu anda valilik, kaymakamlık, emniyet yetkilileri. Muhtarlarım diyorlar bak biz toplantı yapıyoruz aile dedi git gel. Ya herkes arabasına park bulacak diyor. Bak yol ortasında arabası park etmeyecek diyor. Bak sorumlu vatandaştır diyor. O dozer. Belki bir başkası o arabaya hasar verse hiçbir hak hukuk talep edemiyor. Yani bunu da böyle bilemiyor. Ya adam neymiş? Hep yoldan alalım, yoldan alalım. Arkadaşlar biraz daha heyecanlı konuşayım. Yanlış anlamayın ama hep yollara başkasının hakkına tecavüz etmeye çalışıyor. Yani niye dünya mal dünyada kalıyor? Bıraklar cömert olalım arkadaşlar. Yani hayırlı bayramlar diyelim. Allah tekrarını nasip etsin. Yok kenarına şişe atmasınlar. Çok tehlikeli. Abi bunu söyle söyle utanır oldu. Bin liradan başka 2000 lira da var. Yazık günah ya. Bir şeyler yapıyorsan onu poşetine koy. Arabanla git çöp şey. Hep Hocam çok orkadan. Çok çok almaz. Çok almaz. Ya hayvanlar var. Nasıl geçer böyle? Hayvanlar yazıyor. Almayan buraya her zaman diyor. Her zaman bize getiriyorsun. Hayırlı Ramazan'da Ramazan bayramları diliyorum. Allah tekrar nasip etsin. İnşallah bir gün beraber de gidelim. Bak aramızda şu köyde ben bir gün gelişim olacak daha iyi bilir ama buranın beşlisi gitti öbür dünyaya. Tabii hayır hayır hasret yapmak çok çok iyi bir şey. Ama maalesef cömertliğiniz ben bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Hocama da ailesine sağlık uzun ömürler diliyorum. Eğer hocamız aramızda ayrılıyor. İnşallah hocama da değerli hocamız da gelir diye düşünüyoruz yani. Sağ olun arkadaşlar.
Evet. Diyelim de bir günahlarımız estağfurullah, estağfurullah. Tövbe ya Rabbi, estağfurullah, estağfurullah. Ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel rayyum ve bileyh. Sürte tövbe selâbdın sâlim bi nefsihî ve âyâni bi nefsihî merten. Ve lâ hayâten ve lâ nüşurlâ. Ya Rabbi, ya Rabbi, ilâhe ya Rabbel âlemin. Eğer benim hadd-i kulumdan bu ana gelinceye kadar gerek bilerek ve gerekse bilmeyerek işlediğim kelime-i küfür, fiil-i küfür, şiir, kaza, isyan, illet, emine, mâna yani bunlardan herhangi birisi benim elimden, dilimden, gözlerimden, kulaklarımdan ve bütün cem-i cevahi razalarından bilerek veya bilmeyerek her türlü günah sadi ve bağlı olduysa ben onların demin cümlesine tövbe ettim, rücu ettim, pişman oldum. Bir daha işlenmemek üzere herkesin nasıl müsemmer eylerim. Peygamberlerine ve Hazreti Adem'in Sadıgullah'a, son peygamberimiz Hazreti Muhammed, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, bu iki ve bu ikisi arasından senin tarafından bizlere her ne getirip haber verdilerse cümlesi haktır ve gerçektir. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik. Ölümden kıyasıyla imametü billah, ahmetü billah ve bimâ câhâ min indillah, ahmetü bi rasûlillah ve bimâ câhâ min indi rasûlillah, ahmetü billahi ve melâiketihi ve kütülihi ve rusulihi ve cümlâmin ve gülmeleri, hayrihi ve şerrihi innallâhi te'alâ ve bi'asubâtel mevkâfun, eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü. Geçmiş günahlarımızın affı için bir daha buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tövbemizin kabulü için, kılmış ve kılacak olduğumuz namazların, tutmuş ve kılacak olduğumuz oruçların kabulü için bir daha buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allahümme in yürüyüne nüceddiler imanü ve nikâhi teyhine fi kavli. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Subhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun. Ve selamun aleyh mürseline ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha'ta mahsale var. Muhterem cemaat, gelme daha söyleyeyim sizlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan'dan sonra Şevval orucu vardır. 3 gün 6 gün kim gidiyor onu tutarsa bütün seneyi oruç tutturcasına sevap alınıyor. Yani sevap zinciri devam ediyor. Çok yani. Onun için hali vakti yerinde olanlar bu Şevval ayı orucunda tutmaya gayret gösterirler. Yani bugün Ramazan dolayısıyla belki adam hastalanmıştır, belki efendim istifade etmiştir, ağır olur tutarsa mutlaka o gün kaza etmesi gerekiyor. Ama orucunda yine girmemiş olacak. O zamanda nerede varsa namazından sonraya önceki senede de gelecek senede de bırakmadan tutsun değerli müminler. Çünkü Ramazan'dan tutulmayan bir gün orucu 364 gün senesinde tutsan, 364 gün oruç tutsan yine de o Ramazan'daki tutulan orucun sevabının ayrı olma şansı var. Değerli müminler. Onun için Ramazan orucunun bu kadar önemli binanı söylüyorum sizlere ki onun için bu orucu da ihmal etmeyelim. Bunun yanında Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan önce doğan çocuğun fitresi de mutlaka verilmesi gerekiyor. Onun için fitresini bilmeyenler de en azından şu saatte namazı kılmadan önce efendiler fitresini ayırsın. İlahara rast geldiği zaman o vereceği yerin efendim fitre zaten nedir? Fakirin hakkıdır. En yakınından başlamak lazım. Onun için de mümkün mertebe o fidresini ayırsın, gördüğünde fidresini verebilir. Eğer Ramazan bayramında niyet edip de ayırmazsa, Ramazan'dan sonraki verilen fidre, fidre olmaz, sadaka olur. Sadakanın faydası olmaz mı? Evet, sadakanın faydası da o. Ama fidrenin de sadakanın da dahil edilir. Hepsinin ayrı ayrı bir vezni var, bir terazisi var bunların. Onun için o terazi de ihmal etmeyelim değerli müminler. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz ibadetleri en güzel bir biçimde kabul eylesin. Çünkü Es-Siyam-ı Şeyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki oruçların iki sevgi anı var. Bir iftar anında. Çünkü gün boyu oruç tutmuşsun, hararetlenmişsin, efendim acıkmışsın, susamıyorsun ama iftarı bekliyorsun. O sevinci anı iftar ederken çok ayrı bir duygularla beraber iftar ediyorsun değil mi?
Bir de Allah'a kavuştuğu andır. Terazilerin böyle takılacağı zamanı. Evet. 310 lira. Cenab-ı Allah hayırlıdır adresinden. 5310 liraymış. Ama yine de unutmayalım. Yine de elinizi bu yardım şeyden efendim deryasından kesmeyelim değerli müminler. Bu hep sizin yardımınızla beraber vücuda geliyor. Onun için Allah hepinize razı olsun. Şimdi değerli müminler namazı tabir edeceğiz. Namaza başlayacağız. Evet. Bayramlaşma yerleri içeride yaparız mı bilmiyoruz. Yağ yok. Yağı sıçırda yapalım. Hadi kurulun da gelip değerlendirme yaparız. Arkadaşlar aramızda başlayan düzgünlükler olabilir. Hocam da dile getirdi ama ne olur yani bu mübarek günlerde barışalım, kucaklaşalım, birbirimize sevgi, saygı gösterelim. Ya ömür çok kısa, gerçekten çok kısa. Hep iyi niyet olur. Çok az ya. Tamam. İyi niyet olur. Tamam. Hadi. Arkadaşlar, bakınız mümin mümine üç günden fazla dargın durması, küs durması yine haramdır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ye gök çizer diyor o müminin birbirlerine dargın durmasından. Yeri göğü titretmeyelim arkadaşlar. Ne olur ya üç gün ülkeyi hayatında sen sensin ben benim. Yani sonuçta yani şu nefsin vermiş olduğu cibbelere takılarak kendi kendimizi üzmeyelim. Şu bayram gününde birbirimize üzüntü verecek yerine deşebilirim arkadaşlar ya. Ne olur dünya hayatı ya. Dünya hayatı birbirimizi sevmesini bilelim arkadaşlar. Birbirimizi sevmesini bilene Cenab-ı Allah cennet yolunda bağlayacak. Cennete girmek çok kolay. Evet. Şimdi arkadaşlar kılacak olduğumuz iki rekat bayram namazı. 9 tekbirden ibadettir.